Yayındayız. Sevgili basın mensuplarımız, değerli Nevşehirliler. Bugünkü basın açıklamamızın konularından birisi Çalış beldemizin belediye başkanı ile ilgili. Çalış Belediyesi'nin Ürgüp Belediyesi gibi 2 yıllık faaliyet raporu ibra edilmedi. Bir MHP'li, 3 AKP'li belediye meclis üyesi Çalış Belediyesi'nin 2 yıllık faaliyet raporuna olumsuz oy kullanmak suretiyle reddetmişlerdir. Faaliyet raporunda belediyeye kilitli parke yapıldığı, beldeye kilitli parke yapıldığı ve bir vatandaş tarafından yaptırılan Akçeşme'ye 3 defa aydınlatma yapıldığı belirtilmektedir. Gerçekte kilitli parke yapılmadığı, aydınlatmanın ise 3 defa değil 1 defa yapıldığı, 120 bin TL bedellerle yaptırılan 2 adet köprünün ise meclis kararı olmadan fahiş bedellerle yaptırılmış olması gibi gerekçelerle olumsuz oy kullanılmış ve faaliyet raporu kabul edilmemiştir. Faaliyet raporu reddedilen belediyeler Sayıştay denetçileri tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır. Çalışın uyanık geçinen belediye başkanının bu hesabın altından nasıl kalkacağı merak edilmektedir. Değerli arkadaşlar, herkesin birbirine akraba veya komşu olduğu Çalış beldesinde halkı birbirine düşürecek, örneği görülmemiş sorumsuzluklar, partizanlıklar, kayırmacılıklar, şahsi çıkarlar, pervasızlıklar sergilendiği halde iktidar partisi bütün bu uygulamalara göz yummaktadır. Daha önce metrekaresi 500-600 TL'ye satılan başka arsaların hemen yanında ve belediyenin önündeki bir arsayı metrekaresi 220 TL'ye bir yakınına satmış ve bu kıyak yetmezmiş gibi hafriyatını da özel idareye yaptırmıştır. Bu arsa bir akrabasına satıldığı ve ihaleye katılmak isteyen başka 2 kişinin teminat yatırdığı engellendiği için kasabada herkes esas alıcının başkanın kendisi olduğu şeklinde yaygın bir kanaat hakimdir. Taş Ocağı mevkiinde bir evi, ahırı ve çiftliği bulunan bir vatandaşa 150 metre mesafedeki suyu vermediği halde Çalış'ın Yurtlak mevkiinde hiç konut yokken şebeke suyunu 1500-2000 metreye kadar götürmüştür. Yukarı mahallenin suyu kesilmesine rağmen şebeke suyu boşa akmaktadır. Ayrıca çöle su getireceğim diyerek kendi yoncalığına kanal yaptırarak su getirmiştir. İmamın caminin ihtiyaçları için para toplamasını yasaklamakta ama kendisi gurbetçilerimizden sürekli para talep etmekte ve kendi hesabına yatırmaktadır gelen paraları. Örnek olarak parayı çeşme için talep ettiği parayı çeşmeyi belediyenin imkanlarıyla ve özel idareye yaptırdığı halde gurbetçilerden çeşme için para toplamıştır. Toplanan bu paranın da akıbeti bilinmemektedir. Kasabada kaynakçı, tamirci, lastikçi, benzeri esnafların iş yerlerini yıkıyor, AK Parti milletvekillerinin beldeyi ziyaretlerinde istenmeyen sorular soran halktan birinin evine ertesi gün belediye personelini göndererek sözlü yıkım kararı tebligatı yaptırıyor. Ev sahibi imar affından yararlandığını söyleyince
yıkım yapılamıyor ama başkan bu şekilde beldede korku ve terör havası estirmeye maalesef devam ediyor. Köyün girişinde bir dul kadına ait olan ve kenarında bir çeşme bulunan tarlayı kadından zorla ve istimlak tehdidiyle satın almak istiyor. Kadın satmak istemediğini söyleyince evinin bitişiğindeki garajını yıkmakla tehdit ediyor. Aynı bölgede Hüsne Üçgül isimli bir kadının tarlasını da yine tehditle satın alıyor. Değerli Nevşehirliler, belediye başkanı eski tabirle şehrül emindir. Yani o beldenin en emin, en güvenilir insanı olmak gerekirken şu hale bakınız. AK Partili belediyenin haline bakınız. Ürgüp Belediyesi bir tarafta belediyenin bütün taşınmazlarını satıyor, yolsuzluk ayyuka çıkmış, soruşturma devam ediyor, Temelli Mahallesi'nin girişine, arkeolojik sitin göbeğine dükkan inşaatı kepçe ve dozerle sürdürülüyor. Gülşehir Belediyesi 250 adet, yaklaşık olarak söylüyorum 250 adet arsa ve taşınmazı satmak suretiyle ayakta kalmaya, seçim kazanmak için işe aldığı yüzlerce personele maaş yetiştirmeye çalışıyor. Ortahisar Belediyesi de Ürgüp, Gülşehir ve Nevşehir belediyeleri gibi onlar yaparsa ben de aşağı kalmam diyerek yarışa girmiş bulunuyor. Yaparsa AK Parti yapar sözünün, yolsuzluk yaparsa AK Parti yapar, mal ve mülk satarsa AK Parti satar şekline dönüştüğünü ibretle ve hayretle izliyoruz. AK Parti iktidarı yukarıda, AK Partili belediyeler ise yerelde soygun ve talana devam ediyorlar. Türkiye her geçen gün kan kaybediyor. Erken seçim, hemen seçim, her gün artan zararın telafisi için zorunlu hale gelmiştir ve tek çare haline gelmiştir. Değerli Nevşehirliler, Nevşehir eski belediye başkanı Hasan Ünver'in 15 yıllık döneminde yapılan yolsuzlukların zaman zaman açıklamıştık. Bu yolsuzlukların ilk ipucu Rasim Arı'nın belediye başkanı seçilmesi üzerine personelin mal beyanlarını incelemesi sırasında ortaya çıkıyor. Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yapan kişilerin mal beyanlarına yaptıkları ilavelerdeki aşırı artışları dönemin valisine bildiriyor. Vali, Muhasebe Müdürü Hasan Çelik'i muhakkik tayin ediyor. Hasan Çelik, yaptığı kısa bir çalışmadan sonra yolsuzluğun boyutlarının kendi incelemesi ile açığa çıkarılamayacak kadar büyük olduğunu ve bu işi ancak İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelenerek ortaya çıkarılabileceğini raporuna, böyle bir rapor veriyor valiye. Vali de İçişleri Bakanlığı'na yazıyor. İçişleri Bakanlığı önce bir mülkiye müfettişi görevlendiriyor. Onun başka bir göreve atanması sebebiyle ikinci bir mülkiye müfettişi görevlendirilmek zorunda kalıyor. Burada sözümde bir incelik var. Önce başka bir müfettiş görevlendiriliyor. O müfettiş başka bir göreve atandığı için
ikinci bir mülkiye müfettişi görevlendirilmek zorunda kalınıyor. Ve Nevşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması böyle başlıyor. Burada bir parantez açarak söylemeyi vicdani bir sorumluluk olarak belirtmek istiyorum ki Rasim Arı'nın niçin başkanlıktan istifaya zorlandığı da artık Nevşehir kamuoyu tarafından anlaşılmış olmalıdır. Değerli Nevşehirliler, yukarıdaki mal beyanlarındaki artışı gündeme gelen 3 belediye çalışanının evlerini, apartlarını, araba sayılarını, eski eşlerine sus payı olarak verilen Suzuki jiplerini, kilolarca altınlarını ve tapu tescillerini kimler adına yaptırdıklarını açıklayacağım. Ayrıca sadece bir defada sevgilisine 800 bin TL parayı kimin gönderdiğini, aynı sevgiliye Beymen'den alınan elbisenin kaça alındığını ve belediye arabasıyla İstanbul'a tadilat için kaç defa gönderildiğini, tadilat için ödenen dahil bütün fatura ve dekont bilgilerini önümüzdeki günlerde Nevşehir halkıyla paylaşacağım. Ancak konumuz şahıslar değil, Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir halkının paraları olduğu için belediyeden başlamak ve sırayla her ay devam edecek açıklamalar şeklinde sürdürmek istiyorum. Değerli Nevşehirliler, Hasan Ünver'in 15 yıllık başkanlığı döneminde Nevşehir'de 252 imar tadilatı, 7 adet de imar revizyonu yapılmıştır. Revizyon adı altında kişiye özel parsel uygulaması yapılamayacağı çok açık bir kanun hükmü olmasına rağmen kişiye özel parsel uygulamaları yapılmıştır. Ve her uygulamadan daire ve yüklü miktarda para alınmıştır. Bunları da sırası geldiğinde açıklayacağım. Ancak bunların görülmesi ve bilinmesi esasen çok zor da değildir. Nerede 4-5 kat binanın yanında 8-10 kat bir bina varsa orada imar revizyonu ve imar tadilatı vardır ve kesinlikle ya daire yahut da rüşvet alınmıştır. Mesela belediye hemen her yıl çam fidanı almıştır. Çam fidan alımlarında fidanın boyu, yaşı ve miktarları karartılarak rekabet sağlanmadan şeffaf olunmaksızın alımlar yapılmış ve faturalar abartılarak belediye bütçesinden çıkan para paylaşılmıştır. Bu çam fidanlarını aldıkları kişiye özel idare petrolünün hemen arkasındaki arsa ihaleyle ve ihaleye kimse sokulmadan ucuza satılmıştır. Arsa imar tadilatı ve emsal artışıyla ticari alana çevrilmiştir. Ve halen biri eski, biri yeni iki belediye başkan yardımcısı burada oturmaktadır ve tapu tescillerinin fidancıdan kendi atlarına geçtiği anlaşılmaktadır. Hayali çiçek faturalarını da ilerideki açıklamalarda paylaşacağım. Bazı usulsüz uygulamalara imza atmak istemeyen belediye çalışanları ile başkan yardımcılarına kızlarını, oğullarını, damatlarını veya akrabalarını işe alma karşılığında çeşitli imzalar attırıldığı ve bu şekilde belediye çalışanlarının yakınlarından yaklaşık 50 kişinin
belediyeye işe alındığı bilinmektedir. Nar sınırları içindeki Yeşil Vadi civarında hazine arazilerinin tamamı ucuza kapatılmıştır. Bir emlakçı, bir mimar ve bir kardeş adına yapılan tesciller yine ileride açıklanacaktır. Gerçekte hiç olmayan ve belediyeye ait olduğu halde satılan araçların mevcut belediye araçlarıyla birlikte bakım ve onarımı amacıyla Isuzu servisine kesilen, ödenmiş gibi yapılan ancak paylaşılarak ödenen faturalar konusunda da Nevşehir halkı ayrıntılarıyla bilgilendirilecektir. Değerli Nevşehirliler, bugün esas konumuz olan Nisara AVM konusuna gelmek istiyorum. Eski devlet hastanemizin bugünkü Nisara AVM ve Crown Plaza'nın bulunduğu arsaya belediye hizmet binası yaptırılmak istenmiş ve 32 milyon bedelle ihaleye çıkılmıştı. Hem belediye hizmet binası hem büyük bir otopark ve şehir meydanı ile iş yerleri yapılacaktı. Bir köye kümes yapılacak olsa yapmak isteyen firmadan daha önce kümes yapıp yapmadığı sorulduğu halde koskoca belediyeye hizmet binası yeni kurulmuş ve hiç iş bitirmesi olmayan HBC adlı bir firmaya kat karşılığında yaklaşık 1/3 belediyeye ait, 2/3 HBC'ye ait olmak üzere ihale verilmiştir. Sonra HBC Park adıyla Nevşehir adresli başka bir firmayla sözleşme imzalanmıştır. HBC Park süresinde işi bitiremediği için günlük 500 bin TL cezaya girmeye başlamıştır. Bu ceza süresi devam ederken Duygu inşaat ortaya çıkıyor ve gecikme cezalarını da üstlenerek işi devralıyor. Böylece 2-3 defa hepsi de yasal olmayan usullerle sözleşme değiştiriliyor. Bu arada Kültür Müdürlüğü binası da belediye tarafından takas ve istimlak edilmek suretiyle hastane arsasına dahil ediliyor. Duygu inşaatla pazarlığa geçiliyor. Kıymet takdirini belediye personeli yapıyor. Kültür Müdürlüğü arsası istimlak edilirken belirlenen metrekare fiyatının 1/3 kadar bir bedelle arsa bedeli belirlenerek eski hastanenin ve Kültür Müdürlüğü'nün üstündeki karkas beton yapıyla birlikte ve sadece arsaymış gibi Duygu inşaata satılıyor. %25 peşin, 9 taksit, son 2 taksit 1 yıl sonra olmak üzere 36 milyon bedelle satılıyor. Bu bedelden, bu ödeme planından anlaşılacağı gibi bu satış ihtiyaçtan dolayı da yapılmıyor. Ayrıca Duygu inşaata satış yapıldıktan sonra 2 kat ilave edilmek suretiyle kapalı alan miktarı 60 bin metrekareden 140 bin metrekareye çıkarılmak üzere plan tadilatı gerçekleştiriliyor ve imar affı kapsamı dışında kaldığı halde imar affından da yararlandırılıyor. Külliye ise Duygu İnşaat'ın sahibi İsmail Doğan'ın kardeşine ait Abide İnşaat tarafından yapılıyor ve tamamen Nisara'nın ikramiyesi, yeni tabirle bonusu olarak, yani kar payı olarak bedelsiz yapılıyor.
Dolayısıyla külliye için toplanan yardımların hiçbirisi külliyeye harcanmıyor. Değerli Nevşehirliler, Hasan Ünver'in en yakınındaki bir belediye çalışanı mülkiye müfettişine verdiği ifadede biz her üçten bire üç alıyorduk. Bu yakını, Hasan Ünver'in en yakını, halen belediyede çalışıyor. Mülkiye müfettişine verdiği ifadede biz her işten bire üç alıyorduk demiştir. Bu durumda sadece Nisara satışından 100 milyona yakın rüşvet alındığı anlaşılmaktadır. Hasan Ünver döneminde Nevşehirlilerin 300-500 milyon TL'sinin hortumlandığını ifade etmiştik daha önceki açıklamalarımızda. Yeni ulaştığımız bilgilere göre bu rakamın çok daha yüksek olduğu ve milyara, yani eski parayla katrilyona yaklaştığı anlaşılıyor. Yazıktır, günahtır ve çok yazık. Esas acı olanı ise cami üzerinden dahi hırsızlık yapılmasıdır. Yine esas acı olanı parti taassubu sebebiyle bu kişiyi Nevşehir'in 3 defa belediye başkanı seçmiş olmasıdır. Evet. Ve bile bile seçmiş olmasıdır. Nevşehir Belediyesi sadece Hasan Ünver dönemi ile kalmaksızın bu dönemde de yolsuzluğa maalesef devam etmektedir. Geçen ay 55 milyon muhammen bedelle bir GES ihalesi yapılmıştır. Bir asıl alıcı firma ile bir yeni firmanın, yan firmanın katıldığı ihale 54 milyon 489 bin TL bedelle IPC firmasına verilmiştir. Muhammen bedel ile ihalede verilen rakama bakıldığında, dikkatinizi çekiyorum, Muhammen bedel 55 milyon, ihalede verilen rakam 54 milyon 489 bin lira. Bu rakamlara bakıldığında bu işin de nasıl verildiği anlaşılmaktadır. Oysa bu GES işi 2 ay önce 36 milyon muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı. Ve kimseye verilmemişti. 36 milyon bir ay sonra 55 milyona çıkıyor ve 54 milyon 489 bine ihale IPC firmasına veriliyor. Bu işin gerçek bedelini de bu işi bilenlere sorduk, araştırdık, hesaplattırdık. Gerçek bedeli de bu işin maalesef 30 milyon civarında. Buradan da Nevşehirlilerin ve Nevşehir'in yaklaşık 20 milyon, 25 milyon TL'sinin hortumlanacağı anlaşılmaktadır. Değerli Nevşehirliler, AK Parti iktidarının eli çoktan kirlenmiştir. İktidar yolsuzluk yaptıkça bu belediyelerin de iştahını artırmakta ve belediyeler de kendi imkanları ölçüsünde yolsuzluk yapmaya devam etmektedir. Bu bir zillettir. Artık bu zillete katlanılamaz hale gelmiştir. Bu iktidarın yıkılması, hemen yıkılması, derhal yıkılması lazım. Türkiye sürekli kan kaybeden bir hasta durumuna düşürülmüştür. Hemen seçim, erken seçim talep ediyor. Bütün Nevşehir halkına da İYİ Parti iktidarında bu yolsuzlukların mutlak surette hesabının sorulacağı ve halkın parasının halka tekrar döndürüleceği günlerin yaklaştığının müjdesini vermek istiyorum. İYİ Parti iktidarında asla
şahsi zenginleşmeye, asla yalana, asla siyaseten zenginleşmeye izin verilmeyeceğini, gerçek bir millete, memlekete hizmet döneminin başlayacağını da bütün Türk milletine ve özellikle de Nevşehirlere belirtmek istiyor. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum, teşekkür ediyorum.